Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımızın son bölümüne yaklaştık. Bu son bölümü okumaya başlayalım. A Quiet Time with His Family. Yani artık Ali ailesiyle birlikte sessiz sakin bir yaşam sürüyor. Yani Quiet Time sessiz sakin bir zaman ailesiyle geçiriyor arkadaşlar anlamında. Evet yani tam olarak çevirelim. Ailesiyle sessiz bir yaşam. Buradan devam edelim. In 1980 yani 1980 yılında Ali lost a fight with Larry Holmes. Ali arkadaşlar Larry Holmes'a yapmış olduğu bir maçı kaybediyor. And in 1981 ve 1981 yılında he lost again to Trevor Burbick. Aynı zamanda Trevor Burbick adındaki rakibine de mesela maçını kaybediyor. He was slow and tired. Kendisi artık yavaş ve yorgun. He wasn't well. İyi değil. And he well. And he went to a doctor. And he isn't well. Burada onu demek istiyor. Yani kendisi iyi değil. Bu nedenle mesela doktora gidiyor. Bakalım ne oluyor. You are very sick, the doctor said. Doktor da sen çok hastasın diyor. And you are not going to get well. Ve iyi olmayacaksın. It is not going to kill you. Fakat bu hastalık seni öldürmeyecek. But you are going to get tired. Fakat very quickly every day. Yani her geçen gün sen hızlı bir şekilde yorgun kendini hissedeceksin. Yani yorgun olacaksın. You are going to walk slowly. Artık yürümen yavaşlayacak. And talk slowly. Konuşman yavaşlayacak. I am sorry but we can't stop it. Üzgünüm. Yani biz bu hastalığı durduramayız. And of course, ve elbette ki you can't box. Artık box yapamazsın. Ali stopped boxing. O arada Ali box sporunu bırakıyor. Now he lives quietly with his family in a big house in the country in Michigan. Artık kendisi Michigan'da, yani Michigan'ın mesela köyünde mesela taşrasında diyelim, büyük bir evde ailesiyle birlikte sessiz sakin bir yaşam sürüyor. In the United States, today there are no place for whites only. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde artık yani bu yer sadece beyazlar içindir denen bir ibare yok. Yani ırkçılık bitmiş anlamında. On television and on movies there are faces of all colors. Artık televizyonda, sinemalarda artık her türden, her renkten insanların yani karşımızda görebiliyoruz diyor arkadaşlar bu bölümde. People are people. İnsanlar artık insandır. Ali is happy because he was one of the first famous black Americans. Ali yani siyahi bir Amerikalı olarak ünlü ve bir siyahi Amerikalı olarak arkadaşlar yani kendisi mutludur. Evet. And now Ali is working for peace in the world. Ve şu an Ali yani Muhammed Ali Clay arkadaşlar dünya barışı için çalışmaktadır. He makes money with his famous name. Yani ünlenmiş olan bu ismiyle artık para kazanmaya çalışıyor. He meets and talks with governments and other famous people. Yani kendisi devlet kurumlarıyla, devlet adamlarıyla mesela görüşüyor. Aynı zamanda diğer ünlü olan insanlarla da mesela buluşmalar gerçekleştiriyor. He gets medal three day, these days too. Yani kendisi bu aralarda da mesela yani bu sırada da mesela madalyalar kazanıyor. He is a worker for peace in the world. Kendisi bir dünya barışı işçisidir. Aynı zamanda peace for all people, blacks and whites. Yani kendisi beyazla yani siyah yani beyaz insanlar ve siyahi Amerikalıların yani bir barış içerisinde yaşaması için çalışma yürütmektedir. Evet, Christian and Muslim aynı zamanda mesela Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki durumu da iyileştirmeye çalışıyor. In the United States, they now say, şimdi Amerika'da diyorlar ki Ali was right, Ali haklıydı. We were wrong about Vietnam. Yani biz Vietnam konusunda haksızdık. He fought for his people and for peace. Yani kendisi hem barış için hem de kendi siyahi insanları için mesela mücadele etti. He is our American Nelson Mandela. O bizim Amerikalı Nelson Mandela'mızdır diye söylüyorlar Amerikalılar. Ali gives a lot of money to the children of the world. Aynı zamanda Ali yani dünya çocuklarına epey bir para harcamıştır. He loves children. Kendisi çocukları sevmektedir. He always loves children. Daima çocukları sevmiş. There are 9 children in his family. Aynı zamanda kendisinin de yani ailesinde 9 tane çocuğu varmış. Buradan devam edelim. He moves very slowly now. Şu an kendisi mesela oldukça yavaş yürüyor. He sits at home. Genellikle evde oturuyor. He gets tired very quickly. Çünkü hızlı bir şekilde mesela kendini yorgun hissediyor. He likes watching his old fights on television. Yani kendisi yapmış olduğu eski maçları televizyondan izlemekten o maçları hoşlanıyor. Yani kendisinin eski maçlarını televizyondan izlemeyi hoşlanıyor arkadaşlar. He is a good Muslim. Aynı zamanda iyi bir Müslüman. And a good man. İyi bir adam. People visit him and talk with him. İnsanlar onu ziyaret ediyor ve onunla konuşuyorlar. Evet. Buradan devam edelim. Young Muhammed Ali talked and worked for black Americans. İşte bu genç Muhammed Ali Clay arkadaşlar. Talked and worked for black Americans. Yani siyah Amerikalılar için, siyahi Amerikalılar için
hem konuştu hem de çalıştı arkadaşlar. Yani onların derdini anlattı. Aynı zamanda onlar için de boks maçlarına çıktı diye söyleyebiliriz. Then he was a famous boxing champion. Aynı zamanda kendisi de ünlü bir boks şampiyonudur. But today they call him a people's champion. Fakat bugün kendisini yani insanların şampiyonu diye nitelendirilmektedir diye belirtiyor. Evet arkadaşlar kitap bitti. Umarım beğendiniz. Yani umarım okurken zevk aldınız. Böyle kitapların okunabilmesi için elimden geleni yapacağım. Siz de takipte kalın ve paylaşın arkadaşlar. Bir sonraki kitapta tekrar buluşmak dileğiyle.